Bu dünyada Mesih İsa ve İncil hakkında birçok iddia var. Eminim siz de duymuşsunuzdur, öyle ya da böyle. Ebedi Tanrı'nın ebedi sözü olan İncil değiştirildi gibi ve bazılarınca Mesih İsa ile ilgili söylendiği üzere o sadece bilge ve iyi olan bir insandı ama insandı. Ve tekrar bazılarınca aslında neyi başardığı çok da belli olmayan sadece bir peygamberdi. Ve yine bazılarınca o Nirvana'ya ulaşmış olan bir usta, bir yogiydi. Ve yine bazılarınca o sadece büyücülüğe başvurmuş olan bir haham, bazılarınca o sadece bir melek, bazıları için bir uzaylı ve bu liste uzayıp gidebiliyor. Mesih İsa bu dünyada açık ara her şeyi, her yönden en çok değiştiren kişi olduğu için kim olursanız olun Mesih İsa'nın kim olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Mesih İsa bu dünyaya geldiğinde Tanrı'nın öz sözü, Tanrı'nın özünden gelen ve aramızda yaşayan insan olarak Tanrı'nın ebedi oğlu, yani bizlerle beraber olmak üzere yanımıza gelen Tanrı'nın kendisi olduğunu ilan etti. Havarileri buna iman edip onun dirilişini görerek bu müjdeyi duyurdular. Bu yolda bir adaya hapsedilen havari Yuhanna hariç her biri işkence altında öldürüldü. Devamında da yüzyıllar boyunca Mesih İsa'nın öğrencileri bu müjde uğruna aynı acıları çektiler, aynı mucizeleri paylaştılar, aynı ruhta bir oldular. Eğer siz de İncil'de yazılan Mesih İsa'nın çağrısını içinizden duyuyorsanız, eğer Tanrı'nın size ona iman etmek için yeterli bir neden sunduğunu düşünüyorsanız, İsa'nın kalbinizin kapısını çaldığını eğer hissediyorsanız ve ben nasıl Hristiyan olabilirim diye merak ediyorsanız, işte bu video sizin için. İncil'de şöyle yazıyor: İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğini yürekten iman edersen kurtulacaksın. Mesih İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğuna samimi bir inanç ve ağzınızla bunu ikrar etmek. Bunu bir duayla da yapabilirsiniz ve videonun sonunda örnek bir tane dua paylaşacağım. Ancak Mesih İsa'yı tanımak ve onun sevgisini görmek gerekli. Çünkü Hristiyan olmak kalpten bir inanç ve sevgiyle başlıyor. Bu nedenle İncil'i okumak, Tanrı'yı tanımak ve onun isteklerini bilmek gerekli. İncil'i herhangi bir kiliseden ücretsizce alabilirsiniz ve internetten ve telefon uygulamalarından da okuyup hatta sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Ardından da Mesih İsa'nın buyurduğu üzere kişinin günahlarından tam bir şekilde arınması, Tanrı'nın kutsal ruhunun kişiyi tam bir şekilde doldurması ve buradan Tanrı'nın vermek istediği lütufların ve armağanların akması için vaftiz olmak geliyor. Peki ama nasıl vaftiz olabilirsiniz? Bunun için de bölgenizde bulunan bir kiliseye gitmeniz gerekli. Tanrı sözü imanların tek bir beden olduğunu belirtiyor. Ve Tanrı bu dünyadaki bedeni, yani kendi döktüğü masum kanı aracılığı ile kurduğu kiliseyi kullanarak lütuflarını dağıtıyor. Eğer bölgenizde bir kilise yoksa, gitmek için imkan bulamıyorsanız eğer, dilerim lütfen üzülmeyin. Özellikle genç yaşlardaysanız, dilerim acele etmeyin. Övgü ve şükranla günlük hayatınızda duada kalıp, Rab'den kendi zamanlamasında size bir kapı açmasını dileyin. Tanrı sözünü okumayı ihmal etmeyin. Sizi seven Rab her konuda size kesinlikle yardımcı olacaktır. Bu sırada eğer sorularınız ve dua dilekleriniz olursa, Kanal Hayat ile de iletişime geçebilirsiniz ve hem internetten hem de fiziksel formatlarda bulabileceğiniz zengin olan Hristiyan kaynaklarından, yani ilahilerden ve kitaplardan faydalanabilirsiniz. Ve eğer Mesih İsa'ya olan imanınızı ikrar etmek için nasıl dua edebilirim diye merak ediyorsanız, benimle birlikte şu kısa duayı tekrarlayabilirsiniz. Rab İsa, senin Rab ve kurtarıcı olduğuna, bakire Meryem'den doğup aramızda insan olarak yaşadığına, bizlere olan sevginden ötürü acı çektiğine, haç üzerinde günahlarımıza kefaret olmak üzere öldüğüne, 3 gün sonra dirildiğine ve bu dirilişi sana güvenen herkese vaat ettiğine inanıyorum. Günahkar olduğumu kabul ediyorum. Sana benzer olmak, günahlara karşı durabilmek, istediğin meyve veren kutsal hayatı sürebilmek için beni bağışlamanı ve kutsal ruhu bana göndermeni diliyorum. Hayatımda tüm ilişkilerimde, tüm eylem, duygu ve düşüncelerimde doğru olanı yapmak için yönlendirmeni ve yardımına güveniyorum. Ruhsal ve bedensel şifa ve ihtiyaçlarım için sana güveniyorum. Ben de senin beni sevdiğin gibi seni sevebilmeyi diliyorum. Amin.